Yatırımlar bu şekilde 140 milyon. Bu yıllar evden damarda tutamıştı. Evliye yaptığımız bu harcamalar neler olsun diyor. Türkiye hak ediyor evliye. Evliye bir hasta, her türlü hastalık var evliye. İşte bu hastalıklardan biri damar tıkanıklığıydı. Yolları açıyoruz. Ama bir hastalığı daha var evliyenin. Dedi, kentsel dönüşümü yapmamız lazım. Halkın sorununu halletmemiz lazım. Bunun için de arkadaşlar gece gündüz çalışıyoruz. Ufamızı baştan aşağı güzelleştireceğiz. Meydanlar açıyoruz. Tesisler yapıyoruz. Yollar yapıyoruz. Beton yollar yapıyoruz. Üst geçitler yapıyoruz. Yol açma hepsinden zor bir iş. Bir yandan inşa yapıyorsunuz, bir yandan da yıkım yapıyorsunuz. Çünkü bu yıkımı yapmadan inşa yapamıyoruz. Buradaki İşimiz iki tane. Biri yapım, öncesinde de yıkım işimiz. Şehirler bizim gönlümüzün, ruhlarımızın bir yansımasıdır. Gönlümüzdeki güzellikleri, ruhumuzdaki güzellikleri yansıtarak şu şehri en güzel şekilde inşa etmeye devam edeceğiz. Bu yol aynı zamanda Eyüp Peygamber yoluna da bir alternatif oluşturmuş olacak. Bu çalışma Allah'ın izniyle bu Eyüp Peygamber caddesindeki yarıya indirecek hemen hemen. Bu yönden çok müjde verici bir çalışma. Bunun yanında çevre yoluna burada Eyüp Peygamber sakinlerinin hemşehrilerimizin çevre yoluna da hızlı bir şekilde bağlanmaları da bugüne kadar Urfa'da görülmemiş bir yaklaşım. Ben Büyükşehir Başkanımız Zeyn abinin Beyazgül'ü ve ekibine hepimiz adına, partim adına hem de halkımız adına ve teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Eğer bu yıkımlar olmasa Eyyubiye bir yere tıkanıp kalmıştır. İnşallah dileğim tüm tıkantı olan yerlerinde Sayın Zeynep Başkanım'da hiçbir şüphe olmadığını zaten burada belirtmek istiyorum. Allah kendisine razı olsun. Osmanlı mahallemize ve diğer mahallelerimize Sayın Belediye Başkanımızın yaptığı katkılardan dolayı burada şükranlarımı sunuyorum. Hakikaten şehri yıkarak imar etmek dediğimiz şey bu olsa gerek. Sayın Zeynep Başkanım, şehrin göbeğindeki yapılardan başlayarak Eyüpiye'mizdeki yapılara doğru geldi. Kale eteğinden sonra sıra Osmanlı mahallemize geldi. İnşallah devam edecek. Yolun genişletilmesi evresli olan belediye başkanımıza, tüm ekiplerde ekibe saygılar sunuyorum. Sayın Belediye Başkanım'a, ilimizde, ilçemizde ve bölgemizde yapılan tüm çalışmalarından dolayı belediye başkanımız şahsında emeği geçen tüm arkadaşlarıma çok çok teşekkür ediyor, saygı ve selamlar sunuyorum. Mahallemizde gerçekten kanayan bir yara haline gelen bir yol. Zaman zaman alt caddemizde trafik sıkıntısı yaşanan caddemizde bu yol açılıyor inşallah, bitti görüyorsunuz.